Sayın Erdoğan faize en büyük düşman biziz demiş. Zannediyorum dili sürçmüş. Çünkü Sayın Erdoğan siz faizinde, faizcininde, bankalarında en büyük dostusunuz. Bakın ben bunu size rakamlarla anlatayım. Bankaların Nisan ayındaki karı, tam bir aylık karı 35 milyar TL oldu. Yani geçen yıla göre %707 arttı. Ocak-Nisan dönemindeki 4 aylık karı ise 98 milyar lira oldu. Geçen yıl bu sadece 21 milyar liraydı. Dolayısıyla bankalar sizin döneminizde ihya oldu. Kur korumalı mevduat diye bir şey icat ettiniz. %17 ile bankalar aldığı mevduatı %40 ile 50 ile vatandaşa veriyor. %25-26 ile hazineye satıyor. Siz hazineye kumpas kurdunuz. Politika faizini %14'e düşürdünüz. Şu anda bankalar %14 ile Merkez Bankası'ndan borçlanıyor. Aynı parayı %25 ile 26 ile götürüyor hazineye satıyor. Götürüyor %40 ile 50 ile vatandaşa satıyor. Bu hem vatandaşa hem de hazineye kurulmuş en büyük kumpastır. Sanki yurt içinde faiz geliri elde edenlerin geliri azmış gibi ekmekten sudan vergi alıyorsunuz. Faiz geliri elde edenlerden bir kuruş vergi almıyorsunuz. Geçmişte faiz geliri elde edenlerden vergi alınırdı. Şimdi siz bu vergiyi de sıfırladınız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa sizin döneminizde İç borçlarda devletin faiz yükümlülüğü, yani faiz ödemesi ana para ödemesini geçti. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bunun anlamı devletin iflas etmesidir. Devletin tefecinin eline düşmesidir. Faizi düşürdük diyorsunuz, faiz düşmanız diyorsunuz. Fakat devletin alacağı olunca milletten faiz, yüksek faizler almayı biliyorsunuz. Çiftçi bugün faiz altında eziliyor. Esnaf bugün faiz altında eziliyor. Öğrenciler dahi bugün faiz altında eziliyor. Öğrenim kredisi alan bir üniversite öğrencisi, 32 bin lira öğrenim kredisi alan bir üniversite öğrencisi 68 bin lira faiz ödemek durumunda kalıyor. Ve 32 bin lira aldı, 32 bin lira karşılığında da ödeyeceği para tam 100 bin lira. Siz nasıl faiz düşmanısınız? Sadece yurt içindeki faizcilerin yüzünü güldürmediniz. Yurt dışındaki faizcilerin de yüzünü güldürdünüz. Sizin döneminizde yıllık Türkiye yurt dışına 15 ila 20 milyar dolar arasında faiz ödüyor.